Ne diye gelmiş o uğursuz? Önemli değil, bir şey sorup gitti. Bir şey sordu demek. Hangi yüzle acaba? Yaptığı şeyden sonra seni görünce köşe bucak kaçacağına... Ama kabahat sırf onda değil. Yüz veriyorsun. Bir kere karşına alıp adam akıllı ağzının payını versen... Abla yeter. Gerçekten yeter. Ben o defteri yıllar önce kapattım, bunu sana söyledim ama sen hala kafanda kuruyorsun, kurma. Yalan mı Kenan? Karıştırmıyor mu kafanı? Bak, bundan çok daha önemli işlerim var, kalbini kırmak istemiyorum. Bak lütfen, rica ediyorum. Meryem? Ah güzelim. Ah ablacığım. Ah güzel kızım. Ne diye içine atıyorsun? Ne diye kendine bu eziyeti yapıyorsun? Halbuki gerçekleri söylesen yangına dinecek ama. Ah güzelim. Defteri kapatmışmış da, kalbinden atmışmış da sen onu benim külahıma anlat. O arsız kadın ağzından girer, burnundan çıkar. Gene sana kendini kaptırır. Geldim, geldim. Hayırdır Vuslat? Ne oluyor, ne bu halin? Kızım olacak o kadına söyledim, anlamadı. Şimdi de sana söylüyorum. Serseri mayın gibi etrafta dolaşan kızına sahip çık. Kardeşimin etrafında dolaşmasın. Burası küçük bir mahalle. Öyle zengin semtlere benzemez. Kızını zapt ettin, ettin. Edemedin, günah benden gider. Ne diyorsun sen Vuslat? Benim kız da sen ne dediğimi duydun Asiye abla. Söz konusu kardeşim olunca gözüm hiçbir şey görmez. Kızına söyle, namusuyla uslu uslu otursun. Sen ne dediğini bilmiyorsun Vuslat. Benim kızım namussuzluk etmez. Kimseyle iş olmaz evladım. O kendi derdinde. Ben diyeceğimi dedim. Bir daha seni uyarmaya bu kapıya gelmem.